Umarım ses ve görüntü iyidir. Bir dönüş yapabilir miyiz? Acaba iyi mi, kötü mü? Bağlantı var mı, yok mu? Sorun var mı, yok mu? Hava muhalefeti sebebiyle işte biraz sıkıntılı bir şey geçirdik teknik ama sonuçta çözüldü gibi görünüyor. Evet, Nevzat arkadaşım bir şey dönüş yaptı. Ses ve görüntü iyi dedi. Evet. İnternet yavaş maalesef, hakikaten öyle. Havanın bozuk olmasıyla nasıl bir bağlantı kuruyorsa bu internet, enteresan bir şekilde. Evet, başlayabiliriz o zaman. Biraz da gecikme olarak da olsa. IT şebeke konumuz. IT şebekeye geçmeden önce tabii şeye de bakmak lazım. Acaba bunların tamamıyla ilgili neler var? Yani tamamıyla ilgili derken işte başka sistemler de var ya, TT sistem, UT sistem vesaire. Bir onlara bir bakalım. Önce bir hatırlatma yapalım. Dolaylı dokunmaya karşı koruma, yani buna şeyde standart yeni şeyde versiyonlarında hata koruması diye geçiyor. Klasik adı dolaylı dokunmaya karşı koruma. Bunun topraklanmış potansiyel dengeleme ve besleme kaynağının otomatik kesilmesi adıyla TN sistemler, TT sistemler, ÜT sistemler gibi bir takım sistemler var. Şimdi bunlardan bir genel bir hatırlatma yapalım bunlarla ilgili. Şöyle bir şekle bakarsak, trafonun sekonder bobinleriyle ilgili. Bunu şu şekilde gösterirsem yan taraftaki gibi bir basitleştirelim. Yıldız noktası ve nötrün bağlantısını şu şekilde yaparsak, işletme topraklamasını böyle gösterirsek bir basit bir şematik bir gösterim yapmış olabiliriz. Bir deney düzeni TT sistemde bir motor var, monofaze. Şuradan faz alıyor, buradan nötr alıyor. Gövdeye kaçak yapmış. Bir adam dokunuyor bu gövdeye. Topraklaması var bu makinenin. Şurada sistem topraklaması var. Bunu bir devre şemasına döndürürsek, sistem topraklaması RB. Demek ki şematik sistemde 230 voltu demiştik zaten. Anahtar burada. Adamın direnci RI. Onu topraklaması. Bir kademe daha basitleştirirsek, devreyi tam kurarsak şu şekilde bir devre olur. RB'miz, RA'mız, RI'miz. Yani RA dediğimiz, yani şuradaki topraklamayla insan paralel durumda görünüyor. Bunları besleyen bir şeyimiz var, sigortamız var. Burada da bir RB dediğimiz şuradaki işletme topraklamamız var. Yani bizi burada koruyan şuradaki RA direnci, yani paralel geldiği için, yani Kirchhoff'un akım kanunlarını hatırlıyorsanız, şuradan akım ikiye bölünüyor. Buradaki direnç daha küçük diyelim ki 2 ohm. Buradaki direnç daha büyük 2000 ohm. Binde bir fark var yani ikisi arasında. Yani şöyle ki bir sonraki slayttan daha net anlarsak. Hata akımı şuradan geliyor. IHA 1, IHA 2 diye ikiye bölünüyor. 2000 ohm'a 2 ohm. Yani bizi koruyan aslında ki buradaki topraklama. Bizi paralel getiriyor. Yani şurada IHA 1 ve IHA 2'nin toplamıdır bu şeyler ikisi. Bildiğiniz gibi iki taraftaki gerilimler aynı olacağından şu çarpımlar aynı oluyor. Buradan IHA 2'yi çekersek binde bir kadar oluyor. Yani buradaki akımlar birbirini binde biri kadar. İnsan üzerinden geçen tarafta 25 miliamper olduğunu istersek, buradan en fazla 25 miliamper geçsin istersek, binde biri burasıysa bin katı burası olacak. 25 amper de buradan geçecek demektir. Yani toplamı 25 amper artı 25 miliamper kadar bir toplam devre akımı şuradan geçmiş olacak. Yani benim buraya koyacağım şalter, 25 amperlik bir şalterim varsa burada, açma akımı olarak, nominal akım değil de, biliyorsunuz 5 katında açar MCB'ler, 10 katında, B ise 5, C ise 10 katında, kaçar müresi ise kendi açmasında. Yani 25 ampere kadar bir açma akımı olan bir şalter koyarsam buraya, beni korur demektir bu. Mesela kaçak akım röresi ise bu 25 ampere kadar olan açması nedir? 300 miliamper, 500 miliamper, 1 amper artık ne varsa bunların hepsi demek ki buradaki şeyleri binde bir olacağı için oran korunacak
şeklinde görünüyor. Bunu anladıktan sonra şimdi sistemleri şöyle bir gözden geçirelim. TT sistem neydi? Sistemlerin özü az önce dediğimiz yıldız noktasına, yani şuradan tekrar bakarsak şuradaki yıldız noktasına dönüş olacak. Yani arıza gelecek, yıldız noktasından bobinin arka ucuna gelecek. Ön ucundan akım üretiliyor, arka ucuna gelecek, yıldız noktasına gelecek yani. Bizim hedefimiz yıldız noktasına ulaşmak. Bakıyoruz TT sistemlerde yıldız noktasına nasıl ulaşacağız? Ayrı ayrı topraklamaları var. Yani gövdenin topraklaması var TT'de. Sistemin topraklaması şurada dedi. Yani arıza akımı buradan geçip hat üzerinden geçmiyor. Nereden geçiyor? Topraktan geçiyor. Böyle ben de ağaç koymuşuz toprak olduğu anlaşılsın diye. Topraktan geçerek yıldız noktasına ulaşıyor. TT bu demek. Eğer arıza akımı toprağı kullanıyorsa, toprağı iletkenmiş gibi kullanıyorsa TT. Bunu korumayla ilgili şeyi de topraklamalar yönetmeninde madde 8'in 4. bölümünde bakın şöyle yazmış. A çarpı R küçüktür. 50 volt olacak şekilde güvenlik şartını ortaya koymuş. Şimdi TN'lere bakalım. TN'nin C'sine bakalım. TNC demek en son noktada yani şebekenin en sonunda makinenin gövdesini nötre bağlıyorsak motorun gövdesini nötre bağlıysa buna TNC diyoruz. Yani bundan sonraki hatta artık ben diyoruz. Yani arıza akımı kablodan gelip yıldıza ulaşıyor. Hedefimiz yıldıza ulaşmak diye kablodan gelip ulaşıyor. Diğer bir sistem TNS sistem. TNS sistemde korumada açıktan bakın PE diye bir iletkeni biz tamamen seriyoruz. Nötr'e paralel olarak çekiyoruz. Kısa devre akımı bunun üzerinden geçerek gelip yıldız noktasına ulaşıyor. PE üzerinden geliyor. Bunlardaki koruma şartı yine elektrik tesisinde toprak olan yönetmeliğinde Z diyoruz oradaki empedansa çarpımı U0 olacak. Yani 230 volt olacak. Şeye bakarsak, TNCS'ye bakarsak, CS'de gövdeden kısa devre geliyor. Bir kısmında koruma topraklamasından sonra burası birleşiyor. Burayı bir ayrıca topraklıyoruz bu birleşme noktasını. Sonra ten oluyor. Nötrden devam ediyor. En avantajlı sistem de bu. Ekonomik olarak avantajı en yüksek sistem TNCS. Bugünün konusu olan ÖTE'ye gelirsek, ÜTE'de de geldiğimiz gövdeden gelen akım yine gelecek. Yıldız noktasına ulaşmaya çalışacak ama bağlantı yok. Bakın şurada herhangi bir bağlantı yok. Kapasitif bir bağlantı var. Bağlantı olmadığına göre, yalıttan olduğuna göre bu da 2 miliamper civarında bir kapasitif akımdır. Yani buradan herhangi bir bağlantı yok. ÜTE'de bu. Bir arkadaşım demiş ki topraklama direnç mesela kaça katı üretimine göre yapabiliriz. Şimdi topraklama direnç gerekli olan direnci biz aslında sigortayı tahkik ederek yapsak daha doğru olur. Kaça katı üretisi Ömer arkadaşım bir ilave korumadır. Yani bizim asıl korumamız termik manyetik şalterlerle, eriyen termik sigortalarla veya MCB dediğimiz minyatür devre kesicilerle olmalı. Bunları devrede tutmaya çalışmalıyız. Eğer kaçan üresi de kullanalım tabii. Kullanırsak da bu ilave korumadır, ikinci korumadır. Evet, devam edelim. Sesin yankısıyla ilgili herhalde sizin şeyle ilgili bir problem var. Başka bir şey gelmedi ama. Serkan arkadaşım diyor ki hocam ÜTE sistemlerde kapasitif bağlantıya neden? Kapasitif bağlantı yok burada. Burada herhangi bir bağlantı yok. Bakın yani şu diğer sistemlere bakarsak biraz daha hemen geri geleyim. Mesela TT'ye geleyim. TT'de
Yıldız noktasına nasıl ulaştırıyoruz? Kısa devre akımı, gövde kısa devre akımını. Toprağa geçti. Topraktan, buradaki topraklarına geldi. İşte katı. Oradan döndü yıldıza. Veyahut da TNL'lerden bir tanesine gelin. Mesela TNS'ye gelin. Gövdeden geldi. Yine aynı şekilde yıldız noktasına buradan döndü. Bakın bağlantı var burada. Yıldız noktasına ulaştırma bağlantısı var. Ama şeye bakarsak ÜT'ye, hemen geleyim ÜT'ye. Burada bir bağlantı yok. Buradan kısa devre akımından buraya yıldız noktasına ulaştıracak bir şey yok. O yüzden nokta nokta çizdim buraya. Herhangi bir bağlantı yok. Kondansatör etkisi yapıyor. Bu bağlantının olmaması. Nedir kondansatör? İki iletken, ortası yalıtkan. Şurası da bir iletken, burası da bir iletken. Ortası yalıtkan bir kondansatör etkisi. Yaklaşık da buradaki değerde kapasite bakımında 2000 amperi geçmez. Yani burada bir Serkan arkadaşım kapasitif bir bağlantı yok. Yani burada bağlantı yok. Yani şurada bir yıldız noktası topraklaması, işletme topraklaması yok. Kurulumun özelliği de o zaten. Evet, şimdi şebeke, IT bugünün konusu. Şimdi geçelim. IT şebekeyi hatırlayalım şöyle bir nasıl olduğunu. Bu IT şebekelerde diyelim ki tesis, hastane olsun. Hastanenin ana sistemi TT olsun. TT olunca neydi konu? Eş potansiyel barayla yıldız noktasının işletme topraklaması arasında bağlantı olmayacak. Topraktan geçecek akım. Evet, topraktan geçiyor. Direkt bağlantı yok. İşte hastanenin bir şeyi var. Ameliyathanesinin trafosu olsun. Bu da ÜT sistem. Genelde ameliyathanelerde kullanılıyor bunlar. Bu üç fazlı bir sistem. 10 kV'ye kadar monofazi sistemler kullanılabilir. 10 kV'nin üzerinde de trifazi sistemler kullanılıyor. Yani büyük IT sistemlerde kullanılabilir. Hatta 1600 kV'ye kadar, 3150 kV'ye kadar bu tip sistemler kullanılabilir. Genelde yaygın olanlar monofaze. Monofaze olanlar da 10 kW civarında. Yani 8 kW denilebilir. COSP 1.08 alırsak. Bu 3 fazlı olarak bir şey yaptım. Simülasyon yapmış olduk. Şimdi bunun üzerinden başlayalım anlatmaya. Şimdi 3 fazlı geldi. Burası primer, sekonder. Sekonderin yıldız noktası bakın nötr. Toprağa bağlanmış mı bağlanmamış. Boş. Yani kapasitif etki yapacak burada. 1-2 miliamper anca olur. Nötr dağıtılmış. Nötr var yani burada. Nötr dağıtılabilir, dağıtılmaya da bilirdi. Nötr dağıtılmış burada. Yani burada nötr hattı var. Ve dağıtılmasa ne olacaktı? Şimdi bunlar faz arası 400 volt. Ama şu bobinleri ayarlarım ben, bobinlerin sarım sayılarını. Faz arasını 220 volt veririm. Ve 230 volt veririm. O zaman nötr yok. Faz arası veririm. Faz şeylere, bütün prizlere. 220 volt olduğu için de bunlar devrede çalışırlar. Kimi sistemde bu şekilde çalışıyor. Ama yaygın kullanılan nötr dağıtılıyor. Nötrü dağıtılmış şekilde. Topraklarla ilgili iki tane seçim hattımız var yine. Toprak hatlarını, prizlerin topraklarını bir eş potansiyel baraya topluyoruz. Buna IT'nin altında TN diyoruz. IT yaptıktan sonraki onun da altında TN. Eğer bunları ayrı ayrı topraklasaydık, ÜT'nin altında TT diyecektik ama böyle bir uygulama yok. Sahada genellikle eş potansiyel barajda toplanıyor bütün şeyler, topraklar. Nötrü dağıtılmamış demiştik az önce. Bunu da konuşmuştuk. Dağıtılmış genelde kullanılıyor. Dağıtılmamış durumu çok fazla kullanışlı değil. Bir de şurada bir izolasyon takip cihazı var. Şimdi burası yalıtılmış olduğu için sistemin izolasyonunu takip edecek şöyle bir cihaz kullanıyoruz. Bu cihazla sürekli olarak şeyi izolasyonu takip ediyoruz. İzolasyon takip cihazları ünite sistemlerin pahalılaştırdığı için biraz daha pahalı hale getirdiği için dezavantaj denebilir. Ama avantajları daha çok avantaj dediklerimizde
Çok güzel bir koruma yapıyor. İnsanlar çok rahat çalışıyorlar. Herhangi bir devrede kesinti de olmuyor. Şimdi burada üç fazlı devrelerden bahsedeceğimiz için, üç fazlı ünitelerden. O yüzden ilk arıza, ikinci arıza diye bir takım sistemlerden bahsetme zorunluluğumuz olacak. O yüzden onları tanıtalım. İlk arıza taktikleri. Sistemimiz buydu. Bir arıza yaptırdık. Arıza nedir? Fazdan, şuradan fazdan, gövdeye bir kaçak. Faz gövde, yani bir gövde kaçağı oldu. Üde diye bir akım atmaya başladı. Bu akım gelip şuradan tamamlayamıyor devresini. Bakın şöyle, şurası açık olduğu için. Hedefi neydi? Yıldız noktasına ulaşmaktı. Yıldız noktasına ulaşacak bir bağlantı yok. Burada bir kapasitif akım oluşacak demektir. Bizim bu üde akımıyla ilgili bir çalışma yapmamız lazım demek ki. Demek ki yapacağımız iş yapay toprak teması yaratacağız. Bir pensampermetre ile miliamper kademesi olan bir pensampermetre alıp buradaki ürdeği ölçeceğiz. Bu ölçtüğümüz 1-2 miliamper çarpı topraklama nereye gidiyor eş potansiyelden sonra? Hastanenin ana eş potansiyeline geliyor. Ana eş potansiyelde RA, daha önceden ölçtüğümüz topraklama. Hastanenin genel topraklama, eş potansiyel topraklaması. Onu da ölçtük. Diyelim ki 5 ohm çıktı o da. 2 miliamper çarpı 5 ohm. Ne olur? 5 milivolt olur. 5 milivolt da 50 volttan küçüktür. Bu böylece ilk tahkikimiz yapılmış oldu. Yani ilk tahkikimiz bunun uygunluğu. Şimdi burada hiçbir şey bağlamayabiliriz. Ya da yaklaşık 2 kilo yakın 40 wattlık bir direnç de koyabiliriz buraya. Bunu neden koyuluyor? Bazı ÖTE sistemler bilişim sistemi, şimdi biz ÖTE'yi topraklama şebeke sistemi olarak kullanıyoruz da sahada bir de ÖTE diye bilişim sistemlerinde de ÖTE deniyor biliyorsunuz. Onlarda da kullanılıyor olabilir. Yani onun da bir izolat trafoyla kullanılıyor olabilir. Böyle durumlarda herhangi bir kısa devre durumunda, şöyle bir yapay toprak teması durumunda diğer fazların gerilimleri yükselir. Şimdi diğer fazların gerilimlerinin yükselmesi oraya bağlı olan cihazları tehlikeye atar. O yüzden biz şuraya bir büyük bir direnç koyuyoruz. 1,7 kilo 40 wattlık bir direnç koyuyoruz. O zaman herhangi bir fazlık kısa devre diğer fazların gerilimini yükseltmesin diye. Şunu da tercih edebilirsin ikinci seçenek olarak. Evet. İkinci taktike gelelim. Yani çift arıza. Birinci arızayı halletmeden ikinci arıza olursa. Üç faz sistemler için geçerli yine. Monofazelerde böyle bir durum söz konusu değil. Buradaki arıza devam ederken, birinci arıza devam ederken bir arıza daha olursa bunu çözmeden eş potansiyel olduğu için akım şuradan gelip dönüp diğer üzerinden tamamlayabilir devresini. Yani şurası her ne kadar açıksa bile diğer arıza üzerinden devre tamamlanabilir. Bu da tehlikeli bir durum. Oldukça yüksek bir akım akar buradan. Şuradaki devre kesiciler devreyi açarlar. Sigortalar açarlar. Ama şey de olsa, kaçak akım verisi de olsa yine konulabilir burada. Kaçak akım de devreyi açarlar. Tabii bunun TTS'i de olabilirdi. Ayrı ayrı. Çok da rastlanık bir şey değil. TT kısmı, yani ayrı ayrı topraklanması prizlerin öyle bir şey söz konusu değil. Genelde eş potansiyel yapılıyor. Şimdi ne yapacağız? Yapacağımız iş bir tane şuraya deney direnci takıp 2 kilo ohmluk, 30 wattlık bir deney direnci koyacağız. Şu cihazın çalışıp çalışmadığını test edeceğiz. Bunu üzerinden ayar tuşlarıyla 100 kilo ohma ayarlayacağız. İzolasyon testini 100 kilo ohma ayarlayacağız.
Eğer 100 kilonun altına düşüyorsa burada ses versin, ışığını yaksın gibi. Yapıyorsa bunu, şu test direncini taktığımızda sorun yok, cihaz çalışıyor. Testimiz yapılmış oldu. İkinci testimiz yani, birinci test neydi? UD çarpı R küçüktür 50 volttu. Biraz önce yaptık. İkinci testimizde yalıtım izleme cihazını kontrol ettik. Tamam, çalışıyor. Okey. Bazı şeylerde, cihazlarda şu test cihazını, test direncini dışarıdan almayabiliriz, kendimiz yaptırmayabiliriz. İçine montajlı geliyor. Hazır. Bir tane de test düğmesi var. Hazır, içinde bir tane düğmeye bastık mı yine 100 kiloma ayarladığımızda bu testi yapmış oluyor. İstersek bu yöntemi de kullanabiliriz. Alacağımız cihazın markasına bağlı özellikle. Yani bu marka neyse ona göre eğer testi varsa bu dirence gerek yok. Test yoksa içinde biz dışarıda 2 kiloluk 30 wattlık bir direnç yaptırıp yapay toprak teması yaptıracağız demektir. Bu ÜTE'nin bir özelliği nedir? Herhangi bir şekilde gövde kaçağı olduğunda şalterler açılmıyor, kimse çarpılmıyor. O yüzden emniyetli. Yani operasyon sürmeye devam ediyor arıza olduğu halde. O yüzden tercih ediliyor ameliyathanelerde vesairelerde. Peki başka bir özelliği olabilir? Kısa devre akımları çok küçük, çok ufak kısa devre akımları. Yangın tehlikesi, o yüzden riski yok. Biliyorsunuz ameliyathanelerde bir takım tüpler var, oksijen tüpleri, işte uyuşturucu gaz tüpleri vesaire gibi. Bunlarla ilgili basınçlı tüpler bunlar. Kıvılcım vesaire sıkıntı olabilir. O yüzden ÜTE sistem bu tip yerlerde Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiş oldu. Yönetmelik gereği yani yeni hastanelerde ÜTE sistem zorunluluğu var ameliyathane gibi yerlerde. Devam edelim. Yalıtım test cihazımızı da kontrol ettik. Üçüncü testimiz süreklilik testi. Süreklilik testinde yaptığımız şey şu, eş potansiyel baramız şuradaydı. Şeylerle, toprak kancalarıyla, filizlerin toprak kancalarıyla eş potansiyel arasında bir avametre veyahut da fonksiyonel bir cihaz varsa onun süreklilik kademesine getirip süreklilikte onu ölçüyoruz. Yani aslında ölçtüğümüz şey şuradaki direnç. Bunlar elektrikli cihazlarda 1 ohm, ondan küçük olacak. Elektrikli olmayan cihazlarda ise 0,1 ohm olacak. Mesela su borusu, gaz borusu vesaire gibi elektrikli olmayan bir takım ekipmanlar da var. Onların da eş potansiyel baraya bağlanması gerekiyor. Şuradaki kablolardan bağlanması gerekiyor. Bu bağlantıdan bu eş potansiyel baraya bağlantıları ölçüyoruz. Diyelim ameliyathanede 20 tane priz var. Birinci priz, ikinci priz veya mahalli belirleyerek onlar ölçülüyor. Bir de elektrikli olmayanlarla 20 tane de ekipman varsa bir liste yapılıyor. Şunlara göre tahkikler yapılmış oluyor. Evet, bu üç testi yaptığımızda ÜTE sistemle ilgili bizim testlerimiz tamamlanmış oluyor. Yönetmelik bundan sonrasını ihtiyari, isterseniz yaparsanız diye ihtiyar bir takım testler vermiş. Şimdi onlara bakalım. Çevirme impedansı ölçülebilir diyor. Ama çevirme impedansını biz şurası açık olduğu için, nötr topraklanamadığı için, topraklanmaması gerektiği için faz faz halinde ölçeceğiz. Yani faz faz çevrimi şeklinde ölçülecek. Şu şekilde ölçülecek. Nötr üzerinde. Buradan dönecek yani çevirme impedansı. Formülü de şurada ikiye dikkat edin. Normalde TN sistemlerde IA çarpı ZS diyorduk. Burada bir iki rakam geliyor. Bunu da çevirme impedansı ölçümünde buraya atlamamak lazım. Evet. Yine nötr dağıtılmış, dağıtılmamış şeklinde verilmiş şeyler. Formüller. Son olarak da şunu yine sürekli testini şu formül üzerinden de verebiliriz. Aynı şekilde
Bu bir ohm dediğimiz yerine şuradaki rakamı buluruz. SA kesidi, SPE kesidi, 230 mili açmak vesaire gibi. Buradan da o takip edeceğimiz rakam yine bir ohm civarında bir şey çıkacaktır. Takip rakamını buradan da çıkarabiliriz. Üçüncü ihtiyar testimiz de bu. Eğer TT olsaydı ya göre yine bir takım testler verilmiş ama TT karşılığı yoktu ama yine de söyleyelim. Şu VAA dediğimiz VA ile çarptığımızda 50 volttan küçük olacak. Biliyorsunuz TT sistemin şeyi güvenlik şartı VA çarpı VA küçüktür 50 volt olacaktı. Burada da yine aynı şekilde verilmiş oluyor. Evet, ET sistemler bu şekilde. Bir soru varsa bir soru cevap yapabiliriz. Kısaca anlatmaya çalıştım. Varsa bir sorunuz şuradan bir şekilde devam edelim sunumumuza. Ötesi sistemler mesela robotik yerlerde de kullanılabilir. Mesela bir fabrikada robotik ürünler olabilir. Robotların çalışmasında işte kaçak akım dolayısıyla koruma tabii ki toprak sistemlerde TNV, TT kullanılabilir ama kesintiye şeyimiz yoksa, tahammülümüz yoksa ünite sistem uygulayabiliriz bu tip yerlere. Ameliyat cihazları ile bilgisayar bağlantısı. Bunu tam anlamadım. Ameliyat cihazları var, bilgisayar bağlantısı derken neyi kastettiğinizi biraz daha açık edersen Ahmet kardeşim. Bir yüksek gerilim, alçak gerilim trafosunun işletme topraklaması çıkarılarak ünite sistemi çevrilebilir mi? Mesela. Evet. Tabii ki. Yani burada bizim ünite sistemde şuradaki şeyi çıkararak tabii ki bütün tesisi izolasyon takip cihazıyla takip etmeniz lazım. Eğer böyle bir sisteme geçiyorsa izolasyon takip cihazına geçeceğiz. Bir de şöyle bir sorundan bahsetmiştim. Eğer bir fazlı toprak kısa devreleri oluşursa diğer fazların gerilimi yükselebilir. Ona karşı da bir önlem aldıktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmaz. 2 kilo 30 wattlık Kürşat arkadaşım soruyor. Direnç internette aradım ama satan site bulamadım. Neden? Nereden alacağız? Yani bu direnç satan şeylerde var. İnternetten bu şekilde değil de mesela direnç şey yapın. Direnç diye yazın. Direnç satan yerler var. Burada bir şey ne? Direncini işte şurada nerede bakmıştık? Bir tane bir örneğini hemen bulayım şuradan. Şimdi arıza demişiz. Evet. Mesela 2 kilo 30 watt. 2 kilo 30 wattlık şöyle alüminyum sarı görmüşsünüz bu tip şeyler sahada bulunuyor. Ameliyat cihazları IT çalışır, çalışmalı. Evet. Yani ameliyathanede süreklilik gerekiyor. Yani ameliyat sırasında herhangi bir problem olursa durmaması lazım operasyonun. O yüzden IT. IT zorunluluğu var zaten. Sağlık Bakanlığı bunu zorunlu kılıyor ama diğer tesislerde herhangi bir zorunluluğumuz yok. Üniteyi çalıştırmak biraz teknisyenlerin biraz eğitimli olması lazım. Çünkü arıza aramak falan biraz daha zordur burada. Her ne kadar çok güvenli de olsa arıza hattını bulmak, tamir etmek vesaire biraz daha ustalık isteyen bir konu. Monofaze sistemlerde ameliyathane içerisinde kullanıcı cihaz kullanımında elektrik çarpması durumu nasıl çıkar? Şimdi monofaze olarak kullandığımız yine ilk baştaki sisteme yine gelin ben şöyle. Sistemimiz şu şekilde ünite. Gövde kaçağı oldu. İnsan da burada yanında dokunuyor. Gövdeye dokunuyor. Şimdi burada dokunduğu yerden bir toprak çevrimi oluşması lazım. Toprak çevrimi oluşacak ki adam çarpılacak.
Bu çevrim oluşmuyor. Burası bu devre açık. Yani şuradaki şey daha açıklayıcı olabilir. Şeydeki kısma döneyim. Şu. Bakın buraya dokunan adam, şurada dokunduğun zaman herhangi bir şekilde ayaklarından yıldız noktasına bir dönüş yok. Dönüş olmadığı için de çarpılma oluşmuyor. İlk baştaki örneğe geri dönersek, bakın şurada adam şurada dokunuyor, toprakta, yani şuradaki devre tamamlanmış oluyor. Ama biz bunu yapmazsak, şuradaki RB'yi yapmazsak, burada çarpılma oluşmuyor. Yani burada adamın devresi, burada üzerinden geçecek akım, yıldız noktasına ulaşmıyor. Ulaşmadığı için de çarpılmıyor. İkinci arıza olursa ancak, birinci arızayı halletmeden ikinci arıza oluşursa o zaman sıkıntı var. Birinci arızayı çözmedik, ikinci arıza oluştu. Hemen geliyorum, işte şu. O zaman arıza oluşur. Bu arızada da zaten bizim devre kesiciler, kaçarmörleri devreyi açıp kurtarır zaten. Monofazı sistemde kullanıcı nasıl olur onu anlattık. Bilgisayar cihazları mutlaka toprağa ihtiyaç duyar. Bakın topraklama yapmayacağım demedik. Topraklama zaten yapacağız. Hemen tekrar oraya geliyorum. Bakın burada topraklama var zaten. Topraklama yapmayın demedik zaten. Topraklama var. İşletme topraklaması yok. Bunları karıştırmıyorum. Ameliyathane cihazlardan biri insanı çarpıyor. Hatayı nerede aramalıyız? Demek ki yıldız noktasına bir bağlantı oluşuyor. Yani burada çarpılma oluştuğuna göre yıldız noktasına bir bağlantı var, bir yerde bir temas var. Bütün cihazların şuradaki yıldıza bobinlerin arka tarafına bir bağlantı var mı yok mu? Bir ona bakın. Ömer Yıldız arkadaşım diyor ki, PE ile fazlar arası gerilimi ölçülerek arıza tespiti yapılabilir mi? PE ile faz arasında kaçak yoksa sağlam durumda herhangi bir şekilde bir kısa devre olup olmadığına bakmak lazım. Kısa devre yoksa zaten şey yok. Zaten izolasyon takip cihazı da burayı izolasyon var mı yok mu diye sürekli takip ediyor. Şuraya bir izolasyon takip cihazı takmıştık, hatırlayın. Şuradaki izolasyon takip cihazı. Sürekli olarak izolasyonu zaten takip ediyor. İzolasyon olmadığında zaten bu alarm veriyor. PE ile fazlar arası ya arıza neden hassas akımları ölçecek cihazlar gerekli olsun? Şimdi hassas akımları ölçecek cihazlar, şuradaki şunu kastediyorsunuz herhalde. Bu izolasyonu takip etmezsek, birinci arıza olduğunu anlamazsak, birinci arızadan sonra ikinci arıza olacaktır bir süre sonra. O da devreyi kesecek. Bizim de operasyonun kesilmemesini istiyoruz. Devrenin kesilmemesini istiyoruz. O yüzden bu cihazda bunu takip edip çözmemiz lazım. İlk cihazı çözmemiz lazım. Cihazı başka bir cihazla değiştirdik. Aynı şey oldu. Yani burada bir kaçak var demektir. Yani şuradaki yıldız noktasıyla sizin topraklamanız arasında bir bağlantı var. Bu bağlantıyı bulun. Ancak bu olabilir. Ünite sistemlerde öncelikli UPS mi olmalı, şebeke mi? Görüşünüz nedir? Şuradan sonra UPS mi koyacaksınız? Öyle mi? Yani UPS'i bence dışarıya koyun. Yani hastanenin gelen UPS olabilir. Veya ameliyathaneye bakan başka tek bir cihaz olabilir. Bu 400'e 400 trafodan önce koymak daha mantıklı geliyor bana. Bu tarafa koymanın bir şey yok. Çünkü tekrar kesilmiş olacak. Devre zaten burada izole. O yüzden şuradan enerjiyi bunu beslemek daha doğru gibi görünüyor. Bilişim sistemlerinde uyguladığımız IT sistemlerde server odamıza panel girişine izolasyon trafosu koyuyoruz. Yıldız noktası topraklanmıyor. Trafo direkt nötr üzerinden cihazlara dağıtılıyor. Cihazlarda bir anlık koruma topraklamasına birleştiriliyor. İzolasyon trafo gövdesinin izolasyon
Bunun gövdesini tabii ki bağlayacağız buna. Gövdeyi, yani dışındaki kaportayı bağlayacağız. Ama bu sistemlerde, yani bilişim sistemlerinde söylemiştik ki buraya bir dirençle bağlamak ihtiyacı oluyor. Nerede söyledik? Hemen bulayım onu da. Şuraya gidelim ben. Evet. Bakın. Şu 1,7 kilo ohmluk 40 wattlık bir direnç var. Bu direnci şuraya koyarsanız daha sağlıklı bir bilişim sistemi çalışması sistemi oturtursunuz. O yüzden şuraya nötrü topraklayın. Yani şurada topraklama hiç yokken bazı sıkıntılı sonuçları alabilirsiniz. Yani 135 miliampere kadar bir ürde akımına izin verin. O zaman sistemleriniz daha sağlıklı çalışır. Bahsettiğimiz hat izleme takip monitörü de tabii ki zorunlu. Yani şeylerde ÖTE sistemin zorunlu cihazı bu. Yani bu şeyi kurarken dezavantaj diye söylemiştik az önce. Yani biraz maliyeti arttırıyor burası. Bunu kullanmadan ÖTE sistem olmaz. ÖTE sistemde bunu takip etmemiz gerekiyor. Ameliyat cihazıyla bilgisayarlar arasında bağlantı var. Tamam. Bağlantı var. Topraklamaları da yine yapılacak onların. Ama işletme topraklaması ya şöyle büyük bir dirençle yapılacak ya da hiç yapılmayacak. Evet, Mert arkadaşım teşekkür etmiş. Biz ona teşekkür ederiz. Bizi dinlediği için. UPS sisteminin yıldız noktası topraklı olmayanları için izole trafo gibi düşünülebilir mi? Şimdi UPS, izole trafolu UPS bir nevi acaba şey midir? ÜTE sistem midir? Onun iç devresine bakıp takip etmek lazım. Hakikaten şurada bir bağlantı yoksa, galvanik bağlantı yoksa, bir izolasyon trafosu çıkışı varsa UPS'in, yani şey direkt çıkış değil de izolasyon trafosu üzerinden çıkıyorsa ve şurası da ya büyük bir dirençle ya da hiç topraklanmadıysa o zaman kullanılabilir. ÜTE sistem burada çalıştırılabilir. Evet, başka bir soru var mı? Bakıyorum sorulara. Atladığımız bir soru var mı diye. Evet, sanırım yok. Bu eğitimi de bu şekilde tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ha, bir soru geldi sanırım herhalde. Dur bakalım. Toprak bağlantılarında ZN direnci bağlasak ne olur? Toprak bağlantısına konmaz mı? Yani toprak bağlantısını topraklama direkt yapacaksınız. Mümkün olduğu kadar düşük bir dirençle yapacaksın. Buraya konmaz yani. Buraya konacağız. Yıldız noktası. Evet, bu son soruyu da cevapladıktan sonra ben size teşekkür ederim. Başka eğitimde görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Eğer bir şey olursa, anlaşılmayan bir konu olursa bana mail atabilirsiniz. serdar.taker@emo.org.tr İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.